genetik saç dökülmesinin bütün saç dökülmelerinden sorumlu tek faktör olduğunu zannediyorlar. Etkisi ne kadar biliyor musun? %18. Evet, %82'si genetik dışı faktörler sebebiyle saçlarını kaybediyor. Feritin seviyesindeki düşüklük, çinko, selenyum seviyesindeki düşüklük benim kendi tecrübelerime göre genetikten daha fazla etkiliyor. Daha fazla saç döküyor. Ama en azından aldığım bu tedbirlerle o genetik riskleri azaltma. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Atakan'la Konuşa Konuşa'nın 38. bölümüne hoş geldiniz. Bugün harika bir konuğum var. Yanımda Hamit Hocam. Hamit Hocam nasılsın? Atakan'cığım nasılsın? Çok uzun zamandır ederim. Bunu planlıyorduk ama vallahi ancak bugüne nasip oldu değil Hamit mi? Hamit Hocam'ın inanın arkadaşlar bir dakika bile müsaitliği yok ama benim ısrarlarım artık dayanamadı. Çekime geldi. Çok teşekkür ediyorum hocam, kırmadı ben beni geldi. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sabahleyin İspanya'dan iki tane saç ekimi hastam vardı. Onların planlamasını yaptım. Öbür doktor arkadaşım devraldı hastaları. Bir tane de kök hücre hastasının muayenesini yaptım. Ona ilişkin bir planlama yaptık. Sonra da hızlı bir şekilde yola çıkıp sana yetiştik evet, yani. Live Hospital'daydınız evet, yine değil mi hocam? Evet, değildim. Live Hospital'daydım. Çok güzel. Peki hocam nasıl gidiyor hayat, işler, güçler, keyifler? İşler sürekli iyi Allah'a şükür. Yani hani hasta sayısı ve yaptığımız işler açısından çok iyi. Bir de nitelikli, niş bir iş yapıyoruz. Yani biraz böyle çıtamız bizim yukarıda, daha VIP böyle hasta kabul ettiğimizden ötürü. Evet. Sağ olsun hastalar da herhalde seviyor bizi. Herhalde itimat ediyorlar, yaptığımız işe güveniyorlar. O yüzden her zaman için iyi, şükürler olsun. Kesinlikle. Zaten yani. Güvenmemek mümkün değil hocam. Yaptığınız evet, işleri zaten görüyoruz Instagram hesabınızda. Ben zaten kaç kez kliniğinize de geldim. Evet. Oradaki hastaların da verimliliğini görüyorum. Hocam bugün size gelen birçok soru var. Sorulardan başlayabilir miyim? Tabii ki. Ne demek, ne demek? Şimdi bir arkadaşımız sormuş ki, saç ekiminde yaşın önemi var mıdır? Önemi var. Mesela 20-22 yaşında bir hastaya mümkün olduğu ölçüler içerisinde çok hızlı bir karar vererek saç ekimi yapmak istemiyorum. Hı hı. Yani çünkü bu ya böyle henüz üniversiteyi okuyordur, ya mezun olmak üzeredir, ya üniversiteye hazırlanıyordur. Dolayısıyla onun üniversiteyi bitirmesi, biraz kendini toparlaması, belki işiyle, medeni durumuyla ilgili bir karar vermesi, aşamalarını atlamasını daha fazla bekliyorum. 27-28 yaşlarında çok rahat saç ekimi yapabiliyorum. Ama bu 22 yaşında birine saç ekimi yapılmaz anlamına gelmiyor. Hı hı. Sadece eğer o saçı mesela sana yaptığımız gibi, triko IV gibi, triko kompleks gibi saça sürülen özel ilaçlarla kurtarma, koruma, hastaya biraz zaman kazandırma şansımız varsa o şansı hastaya vermiş oluyoruz. Yani diyoruz ki öğrenciyken bu saç ekimini yapmayalım ama saçlarını da koruyalım. Bu dönemi de sıkıntısız bir şekilde geçirmeni sağlayalım diyoruz. Daha çok bu yaşlarda, erken yaşlarda bu tür iğneli işlemler, yani triko IV özellikle, triko IV yani serumlu PRP dediğimiz tedavi ve saça sürülen majistrallerle geçirmeyi daha doğru buluyorum. Ama teorik olarak 18'inden itibaren herkese eğer doktor karar veriyorsa, bir doktor buna saç ekimi yapılabilir diyorsa saç ekimi yapılabilir. Benim yaptığım en yaşlı, en genç hasta 16 yaşında. Hı hı. Bir sosyal sebepler sebebiyle yani öyle bir endikasyonu vardı. Yıllar önce İzmir'de onun saçını ekmiştim. En yaşlı hastam da 83 yaşında. Oo. Ya bu kadar geniş bir bantı var, bir aralığı var saç ekiminin. Ama siz tabii yine sosyal hayatına dikkat ediyorsunuz. Öğrenci vesaire, iş tabii, durumu bunların hepsini değerlendirip hepsini hesaba katıyoruz. Çünkü benim hasta grubum Atakan heyecanlı bir hasta grubudur ve benden çok fazla etkileniyorum. İyi bir takipçi kitlesi var orada, başka insanların referansıyla geliyor. Dolayısıyla benim hastayı bir şeye ikna etmem aslında çok çok kolay. Ben bazen tam tersine hastanın talebini törpülemek için çaba harcıyorum. Yani hasta bana saç ekimi için geliyor veya iğneli işlem için geliyor. Ben törpüleyip ona gerçek olan tedaviye onu yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü istesem çok rahat bir şekilde hastayı ikna edip saç ekimine veya başka şeylere yönlendirebilirim. O yüzden hastanın o heyecanını iyi okumak lazım. Evet. O heyecanına aldanmamak icap ediyor. O heyecanına hekim de eşlik edecek olursa, doktor da eşlik edecek olursa ya bizim günde 20 tane saç ekimi yapmamız icap ediyor. Hmm. O yüzden hastayı seçmek ve hastayı doğru düzgün ikna yöntemleriyle doğru tedaviye yönlendirmek evet, lazım. İşte bu da yani neredeyse bir çeyrek asırlık
tecrübenin getirdiği bir mutlaka, şey olsa gerek. Bunu mutlaka yapan birçok doktor var. Ama bence de hasta kendi tedavi olmaya gittiğinde kendini güvendiği, gerçekten kalben güvendiği bir doktora emanet etmeli. Çünkü evet, siz çeyrek asırdır bu işi yapıyorsunuz, hayatınız bu işle geçmiş. Aynen. Siz tabii ki doğru tedavinin yöntemini bileceksiniz. Aynen. Adam diyor ki illa bana saç ekimi yap. Ya saç ekimine müsait değilsin belki. Değilsin. Ama bunu tabii gençler dediğimiz gibi hemen en güzeli olsun, her şeyin en iyisini isterler, en hızlısını isterler ya, o heyecan vardır. Bizim, o heyecan var. Bizim vücut geliştirmede de öyle hocam. Hemen spor salonuna yazıldıkları gibi 3 ayda kaslanmak isterler. 3 ayda çok güzel formlara sahip olmak isterler ama kas da tabii çalıştıkça, antrenman yaptıkça, olgunlaştıkça gelişiyor. Her şeyin bir yöntemi var. Bunları da ben senden öğreniyorum tabii. Evet. Yani senin kitlenin, senin kitlen sebebiyle seni seven izleyicilerin inanılmaz derecede seni çok seviyorlar bu arada, onu da söyleyeyim. Atakan'ın videosunu izledik geldik diyen hasta evet, grubunun sana itimatların çok yüksek olduğunu gözlemliyorum. Böyle çok yüksek bir inançla seni takip ediyor. O benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü onları da konuşturup bir şeyler öğreniyorum. Hocam onlardan, ben sizinle sohbet ederken bile inanılmaz keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim. Tecrübe, bilgi, kalite benim için çok önemlidir. Benim kaliteyi tercih edebileceğimi bildikleri için, kalitenin evet, yanında durduğumu bildikleri evet, için şüphe etmiyorlar. Sağ olsun onlar da geliyor. Hamit hocama gittiğinizde zaten kliniğe elinden geldiğince, Atakan abinin videosundan geldiğimde, Atakan kardeşimin videosundan geldiğimde zaten elinden geldiğince bir şeyler de yapmaya kesinlikle çalışıyorlar ama bu yani nasıl vücut geliştirme maddiyata dayanıyorsa bu da biraz maddiyata dayanıyor tabii ki. Mutlaka. Tedavinin en kalitelisini, en güzelini almak istiyorsanız hayatta böyledir yani. Öyle. En kaliteli kırmızı eti yiyen, en iyi şekilde supplementini kullanan, en iyi şekilde antrenmanını yapan gelişiyor. Maddiyatını, maneviyatını, evet, zamanını harcıyor. Bu da böyle ama yine elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar sizlere. Hocam bir soruya daha geçiyorum. Tabii. Sporculara tavsiye ettiğiniz saç tedavisi nedir? Ya sporcunun açıklığının ne olduğuna bağlı. Biraz önce söylediğim gibi mesela bazen hasta bana öyle hazır bir tedaviyle geliyor ki saçları dökülmüş, blok bir açıklığı var. Yani model D ve E kabul edebileceğimiz Hamilton skalasına göre zorunlu bir saç ekimi hastası zannediyor ki ben Doktor Hamid'e gideceğim. Doktor Hamid bana bir serumlu PRP yapacak, bir serum takacak, kafama iki tane ilaç yapacak ve benim saç ekimine ihtiyacım kalmayacak. Hayır. Tam tersinden baktığın zaman saç ekimine ihtiyacı olan hastayı saç ekimine yönlendirmek de doktorun görevi. Dolayısıyla sporcu için de aynı şey söz konusu. Sporcunun açıklığı eğer onu saç ekimi hastası kategorisine sokuyorsa ona saç ekimi yapılması lazım. Eğer sporcu kardeşimizin saç dökülme şekli ve miktarı, yaşı, cinsiyeti onu saç ekimine değil, iğneli işlemlere, özellikle triko IV'ye veya saça sürülen majistrallerle tedaviye daha uygun doktorun kanaati öyleyse o zaman bu tedavinin yapılması lazım. Dolayısıyla sporcu veya başka birisi her zaman için mutlak anlamda bir öncelikle bir doktor muayenesi Atakan. Doktor muayenesi olmadan bir karara varmak çok zor. Bazen mesela yurt dışından hastalarım oluyor. Onlara bile online muayene yapıyoruz. Görüntülü olarak 20 dakika WhatsApp üzerinden veya Zoom üzerinden onları muayene ediyorum. Fotoğraflarına bakıyorum, şikayetlerini dinliyorum. Çünkü bu da artık gelişen dünyada bir çeşit muayene sayılır. Fiziki muayene kadar olmasa bile bir muayene evet, sayılır. Sporcu arkadaşları da mutlaka muayene istiyorum bir. İkincisi mutlaka onlardan bir takım tahliller istiyorum. O tahlillerin bana verdiği bir takım şeyler var. Buna göre bir karar veriyorum. Ya diyorum ki şu kadar süre sana iğneli işlemler yapıp saçını kurtaracağız. Saç ekimine ihtiyaç yok. Ya da diyorum ki ya bunlarla zamanını kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü senin saçını aktif olarak kullanacağın bir dönemdesin. Sana bir an önce saç ekimi yapalım, bu sıkıntıyı kökten halledelim diyoruz. Yani yine kişiden kişiye değişiyor. Bir arkadaşımız da sormuş ki, genetik saç dökülmesinin tedavisi var mı? Genetiğin, şunu söyleyeyim bak, genetik saç dökülmesi o kadar çok abartılıyor ki insanlar için böyle bir kaçamak noktasına gelmiş. Yani insanlar genetik saç dökülmesinin bütün saç dökülmelerinden sorumlu tek faktör olduğunu zannediyorlar. Etkisi ne kadar biliyor musun? Ne %18. Bak %82'si, evet %82'si genetik dışı faktörler sebebiyle saçlarını kaybediyor. Saçın beslenememesi, yıpranması belki birçok şey. Bravo. Saçın uğramış olduğu kimyasallar, kullanmış olduğunuz ilaçlar, saçınıza sürdüğünüz şeyler, yediğiniz gıdalar, vücudunuzdaki vitamin, mineral, hormon seviyelerinin çok aşağıda veya çok yukarıda olması. Orada özellikle benim istediğim 8 tane vitamin, mineral var. Bunlardaki bir düşüklük, mesela feritin seviyesindeki düşüklük, çinko, selenyum seviyesindeki düşüklük benim kendi tecrübelerime göre genetikten daha fazla
etkiliyor. Daha fazla saç döküyor. Üstelik genetiğe bir müdahale de bulunamıyorsunuz yani genetik saç dökülmesine. Fakat bunlara müdahale edebiliyorsunuz. Yani hormonunu dengeye sokabiliyorsunuz. Yani düşük olan magnezyumunu yükseltebiliyorsunuz. Veya yüksek olan feritin seviyesini aşağı indirebiliyorsunuz. Ve bu hastayı ya benim saçım genetik olarak dökülüyor. Dolayısıyla ben bu konuda çaresizim. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Gerek yok. Bu düşünceden uzaklaştırıyor. Hayır diyorum. Ben saçına müdahale edilebilir ve düzeltilebilir hasta grubunun %82 olduğuna özellikle vurgu yapıyorum. Siz o %82'lik grupta olabilirsiniz. Velev ki %18'lik grupta ve genetik sebeplerle saç dökülmek gibi bir riskiniz de varsa buna da katkı sağlanabiliyor. Çünkü şöyle sihirli bir şey var. Epigenetik faktör dediğimiz faktörleri yani beslenme veya çevresel faktörler, yediğiniz, içtikleriniz, saçınıza sürdüğünüz, ilaçlarınız falan gibi epigenetik faktörlerin genetik üzerine de olumlu veya olumsuz etkisi oluyor. Ya bak çok ilginç. Çinko seviyesini veya magnezyum seviyesini yani metilasyonunuzu örneğin düzene soktuğunuzda vücut biyokimyanız daha sağlıklı, metabolizmanız daha sağlıklı bir noktaya geldiğinde genetik risklerde azalma meydana geliyor. Genetiğin saçınız üzerindeki olumsuz etkisi azalıyor. Ya da tam tersi %18'lik bir genetik riskiniz var ama aynı zamanda çinko seviyeniz çok düşük, aynı zamanda çok kötü bir hayat yaşıyorsunuz, spor yapmıyorsunuz, egzersiz, beslenmeniz iğrenç falan. Bunlar da genetiğin %18'lik o riskini %30-35'lere falan çıkarabiliyor. Dolayısıyla ben hastalara hep şunu söylüyorum, diyorum ki bakın genetiği bir köşeye bırakın, o doktorların işi. Siz kontrol edebildiğiniz, müdahale edebildiğiniz o %82'lik faktörlere odaklanın. Kesinlikle. Bir doktorun da bence yapması gereken şey o. Şimdi orada böyle bilgilenince çok mantıklı geliyor. Tabii. İşi tamamen kurtarabiliriz tabii, aslında. Tabii. Kesinlikle. Yani o yüzden hani çaresizlik. Mesela bazen hasta geliyor Atakan şöyle. Diyor ki babamın saçları döküldü. 32 yaşındaki fotoğrafına baktım. Saçlar tamamen gitmiş. Amcam 34 yaşlarında saçlarını dökmüş. Annemin saçları sıkıntılı. Teyzemin saçları sıkıntılı. Ben ona diyorum ki bak. Genetik açıdan bir risk altında olduğun ortada belli. Şu an saç dökülmen yoksa bile en azından koruma amaçlı protokole alıyorum onu. Bu hastaya hem psikolojik olarak çok iyi geliyor. Yani diyor ki Doktor Hamid'e gidiyorum. Tamam benim annemden, babamdan, dayımdan, teyzemden, halamdan, amcamdan aldığım bir takım genetik riskler var. Ama en azından aldığım bu tedbirlerle o genetik riskleri azaltma, ondan etkilenme potansiyelini azaltmak gibi bir şansım oluyor diyorum. Yani onlara bile ya sana yapacak bir şeyin yok. Babanın saçları gitmiş, amcanın saçları, dayı, teyze falan herkes kötü. Seni de bu kötü sonuç bekliyor demiyorum. Çünkü bunu diyen hekim arkadaşların veya kişilerin hasta üzerindeki olumsuz etkilerine çok tanık oldum. Yani bazen hastayı konuşturuyorum. Diyor ki hocam filanca doktora gittim. Beni muayene etti. Dedi ki ya bu saçı kafana bu kadar takma ya. İşte bak babanın da saçları dökülmüş şey olmuş. Bu halinde sana çok yakışıyor. Bunu anlatırken hasta ağlıyor biliyor musun? Doktor böyle bir şey diyorsa biz yandık öldük gittik. Aynen ağlıyor. Ağlıyor bana bunu anlatırken ağlıyor. Yani demek ki bu olayı yaşadığı andan itibaren o çaresizliğin şeyine girmiş. Yani altına girmiş, yükünün altına girmiş. O yüzden ben saç dökülmesi hastalarına biraz cesaret vermek taraftarıyım. Şansınızı deneyin. İyi bir doktora gidin. Muayene olun. Evet. Saç ekimi gerekiyorsa saç ekimi yaptırın. Diğer iğneli işlemler, saçınızı korumakla ilgili çok güzel prosedürler, çok güzel iğneli işlemler, ilaçlar var. Onlarla şansınızı deneyin. Çünkü saçın size ne kadar lazım olduğunu en çok siz biliyorsunuz. Zaten en o ağlayan çok arkadaş da onun için ağlıyor. Tabii. Çünkü sosyal hayatta saçın yoksa, daha önce de söylemiştik bunu, kalbin temiz olsun, yüreğin temiz olsun. İnsanlar sana dışarıdan baktığında dış görünüş, kişisel bakım çok önemli. Çok doğru. Tabii çok ki ağlar. Bir de doktora gidiyor, doktor diyor. Düşünseniz hocam, senin işin bitmiş. Tamam, saçla ilgili olay bitmiş. Adamın hiçbir şansı kalmadığını düşünüyor. Bu da büyük problem. Çok üzücü. Gerçek evet. Hayat tam senin söylediğin gibi. Yani ben çok sevdiğim, şimdi isimlerini falan söylemeyeyim, bazen özel sohbetlerde söylüyorum. Ünlü bir ailenin oğlu geldi bana. Israrla saç ekimi istiyor. Ben de biraz konuşturmak için hani dedim ne oldu falan diye. İki kez kız istemeye gitmişler. İkisinde de vermemişler kızı. Eyvah, eyvah. Çocuk demiş ki ya böyle belli başlı bir aile nasıl kızı alamıyoruz? Araya son istediği kızı tanıyan bir başka bir kadını sokarak şey etmişler. Sordurmuşlar ona ya işte filancalar geldi niye kabul etmedin diye. Onun saçı yok ya demiş.
Yani kız için bu kadar basit. Basit. Onun saçı yok. Aynen öyle. Onun saçının olmaması bazen, bazen değil, çoğu zaman her şeyin üstüne çıkıyor. Evet. Yani paranızın olması, iyi bir üniversitede okumuş olmanız, Amerikan vatandaşı olmanız falan hiçbir gibi fark etmiyor. Her şeyin üstüne çıkabiliyor. Aynen, o yüzden saçı, ancak saçını kaybeden insan çok iyi anlayabilir. Evet. Saçın kıymetini çok iyi anlayabilir. Yağlı egzama, yani seborrojik dermatit ile ilgili diyet veriyorsunuz. Bu sporculara uygun mudur? Çok güzel bir soru. Videolarınızda vardı. Çok evet, güzel, verdiğiniz çok diyetler güzel. Hocam. Ya şöyle, seborrojik dermatit bir egzama tipi. Saçlı deride daha fazla görülüyor ama kaşlarda, kirpiklerde, göğüste, kulak içinde, kulak arkasında falan da çok fazla görülebiliyor. Ve hakikaten görüntü olarak insanı çok rahatsız eden bir görüntü. Yani o tür hastaların çoğu benim şu an giydiğim gibi böyle lacivert bir ceket veya siyah bir ceket, kıyafet falan giyemiyorlar. Çünkü kepek görüntüsü gibi sürekli saçlarından üstüne egzama atıkları falan akıyor. Dolayısıyla bu da onları görsel açıdan çok fazla rahatsız ediyor. Seborrojik dermatit hastası ya sürekli ilaç kullanacak, özel şampuanlar kullanacak ve bu ilaçların dozunu her geçen gün maalesef biraz arttıracak, çünkü direnç gelişiyor onlara karşı. Ya da ben bu tür hastalara özel bir diyet programı veriyorum. Daha doğrusu bir beslenme disiplini veriyorum. Orada da hayvansal gıda tamamen yasak 2 ay boyunca. Yani hiç hayvansal gıda tüketmiyor. Tabii bu sporcular için bir probleme sebebiyet biraz verebilir. Biraz protein eksikliği oluşabilir. Evet, yani senin kitlede şunu çok fazla görüyorum. Mesela protein kaynağı olarak hayvansal gıdayı kullanma eğilimi çok yüksek. Tabii. Çok yüksek. Evet. Haklı olarak şimdi 8 tane şey tüketmek, yani 8 tane haşlanmış yumurta tüketmek insanın 5 dakikasını alır haşlamak ve tüketmek. Ama bir kuru fasulye yapmak 1,5 saat sürer. Tabii. Dolayısıyla ve hayvansal protein kaynağına ulaşmak daha kolay olduğundan ötürü ve bu konuda da maalesef bir şehir efsanesi, bir mit çok fazla dolaştığından ötürü sanki hayvansal kaynaklar çok daha doğruymuş gibi, evet, yanlış bir algı var. Doğru. Ben hep hastalara diyorum ki bitkisel protein kaynaklarını da devreye sokun. Hatta onların, yani bitkisel kaynaklı tozlar, sen çok daha iyi biliyorsun. Evet, bezelye proteini gibi, yani pirinç proteini gibi, soya proteini gibi çok çok kıymetli veya bunların karışımları var. Bunların normal whey proteinle kombine ederek kullanın, çok daha fazla yarar görürsünüz diyorum. Şimdi benim bu seborrojik dermatit diyetinde birdenbire proteini kesin falan dediğimde sporcu arkadaşlar, senin kitlede tabii böyle bir geri çekilme oluyor. Hocam birdenbire ben şimdi 8 tane yumurta tüketiyordum, beyazını tüketiyordum, nasıl hepsini bırakırım? Onun yerine nasıl mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya koyabilirim diye bir çelişkiye düşüyorlar. Onlar için ayrı bir şey geliştiriyorum yani. İçinde bulunduğu protokole göre, çoğunlukla da bu, onun bu konudaki eğitmeni, senin gibi eğitmen arkadaşların verdiği protokol ile uyumlu bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Yani seborrojik dermatitin protein kaynaklarını hayvansal gıdadan çıkarıyorum, onun yerine bitkisel kaynaklar koyuyorum ama hayvansal proteini de tamamen ortadan kaldırmıyorum. Mesela whey protein kullanımını serbest bırakıyorum. Evet. Onu kullanabiliyor. Ölçülerini, almış olduğu miktarı değiştiriyorum. Ona göre bir protokol oluşturuyorum. Yani sporcu arkadaşlara da her ne kadar böyle hayvansal gıdayı bırakmak kulağa çok hoş gelmiyorsa bile bunun bir formülü var. Ve seborrojik dermatit diyetinden kesinlikle çok yarar görüyorlar. Sadece dediğim gibi bu konuyu bilen bir hekim arkadaşla oturup böyle sen ne tür bir spor yapıyorsun, protein kaynağını nerelerden alıyorsun, nasıl besleniyorsun, doktorun önce bunu dinlemesi gerekiyor ve onun alışkanlığına göre bir seborrojik dermatit diyeti çıkarması icap ediyor. Bizim gençlerimiz maalesef ne kadar anlatsak da tabak diyoruz ki dengeli olmalı. Evet. Lif, protein, yağ, karbonhidrat hepsi dengeli olmalı. Doğru. Mesela protein çeşidi dediğinizde dediğiniz gibi birçok bakliyattan da protein ihtiyacı karşılayabilir. Aynen, evet. Yani bir avuç bakliyat, birazcık et vesaire, karbonhidrat olarak pirinç, haşlama patates veya işte yulaf tarzı, hani mix bir kombin yaptıklarını, ama evet, maalesef gençlerimiz alışmış biraz daha dediğiniz gibi hazıra kaçıyor. Evet. Sabah hemen yumurta haşlayıp akşam tavuk pilav, tavuk pilav. Yanına lif bile tüketmiyorlar. Tüketmiyorlar. Lif tüketmedikleri için o almış oldukları protein bağırsakta daha iyi sindirilip vücuda daha iyi dağılmıyor vesaire. Çok doğru. Yani tabak dengeli olmalı ama maalesef kesinlikle. Her kesinlikle videoda değinmeye çalışıyoruz. Sizin de söylemeniz çok yerinde kesinlikle oldu. Bir doktordan bunu duymaları kesinlikle çok hoşuma gitti. Kesinlikle. Hocam şimdi birçok soru var. Onlara geçmeden önce ben sizin bu kadar saç ekimi yaptığınızı gerçekten bilmiyordum. Yurt dışından özellikle bu kadar fazla hastanın geldiğini. Biz iğneli tedavilerle yanınıza geldik, kliniğinizde öyle tanıştık ama evet, ya inanılmaz zaten saç ekimiyle alakalı size yaptıran da birçok arkadaş var. Soru sormuş vesaire, herkes de evet, memnun. Hani çok ciddi bir kitle varmış saç ekimiyle alakalı yurt dışından gelen. Çok. Benim kitlem sizde veya bir başka bir hocada saç ekimi evet yaptırırsa, ki bence sizde yaptırmalı veya kaliteli bir hekimde yaptırmalı. Neye dikkat etmeliler hocam? Saç ekimi ile alakalı? Evet Atakan'cığım, saç ekimi böyle
çok karmaşık, çok böyle ince detayları olan bir işlem. O yüzden ben saç ekiminin 21 altın standardını çıkarttım. Bundan 23-24 yıl önce. Burada bir saç ekiminin standardı ne olmalı? Size saç ekimi operasyonu yapan doktor ne tür bir eğitimden geçmeli? Hemşire ne tür bir eğitimden geçmeli? Odanın büyüklüğü asgari ne kadar olmalı? Kullanılan malzemeler neler olmalı? Bir kişinin mesela ekime geçebilmesi için, hemşire için ne kadar vaka tecrübesi olmalı? Kaç vakadan sonra bu işi ona vermelisiniz? Yani çıraklıktan kalfalığa geçmesi, oradan ustalığa geçmesi falan filan. Bunların tümünün esaslarını belirledim. 21 altın standardı var. O yüzden ben net bir cevap söyleyeyim. 21 altın standardı kim yerine getiriyorsa ona gidin. Bak bu kadar net söylüyorum. Yani Doktor Hamit şartı falan yok. Evet. 21 altın standardı yerine getiren çok tecrübeli, çok çalışkan, bu konuda çok tecrübesi olan bir sürü hekim arkadaşım var. Kadın olsun, erkek olsun ve onlar işlerini çok iyi yapıyor. Sayı olarak azız ama 21 altın standardı yerine getiren yere gitmek icap ediyor. Bunun da bir takım böyle basit esasları falan var. Yani 21 esası şimdi tek tek üst üste falan geçmeyeyim ama eğer iyi bir hastanedeyseniz arkadaşlar, yani iyi bir hastane seçiyorsanız, seçmiş olduğunuz hastane size yapılan işin arkasındaysa doğru yerdesiniz. Eğer gittiğinizde sizi bir doktor karşılıyorsa, sizi bir doktor muayene ediyorsa, bakın daha saç ekimi noktasına falan gelmedik ve sizi bir doktor diploması varsa, çalışma belgeleri, izin belgeleriyle oraya ait olan birisi olduğuna kanaat getirdiyseniz ve bu konuda tecrübeli birisi ise doğru hekimle karşı karşıyasınız. Eğer ISHRS belgesi gibi, International Society of Hair Restoration Surgery diye dünyanın çok ünlü bir derneği var, buraya üye ise bu doktora çok daha hızlı bel bağlayabilirsiniz. Eğer bu doktorun basit bir şekilde sosyal medya üzerindeki yorumları sizin için çok fazla bilgi verebilir ama orada sosyal medyanın işi iyi yapmayan kişiler açısından da o kişiyi sanki çok iyi birisiymiş gibi öne çıkarabileceğini lütfen unutmayın. O yüzden sosyal medyayı biraz tehlikeli olarak görüyorum. Daha somut şeyler. Bu işi yapacak olan kişinin saç ekimiyle ilgili tecrübesi, yanında çalıştırmış olduğu hemşirelerin tecrübesi, almış oldukları eğitim gibi birçok faktör burada belirleyici. Dolayısıyla iyi bir hastane, iyi bir doktor, tecrübeli bir doktor olması lazım. Tecrübeli bir ekim ekibi, hemşiresi grubu olması lazım. Kararınızı verirken başta bunlardan beslenmeniz lazım. Zaten bu aşamalardan geçmeyen, yani burada olur ve geçer not almayan bir yerde saç ekimi yapılmaması icap ediyor. Ya saç ekimi Atakan'cığım, dediğim gibi birçok faktöre bağlı ama saç ekimini, şimdi ben 30 yıllık hekimim. Dolayısıyla hani yanımda saç ekimi yapan hekim arkadaşlar var, hemşireler var. Saç ekimi bir ekip işi. Sadece doktorun çok iyi bir doktor olması yeterli değil. Yüksek sayıda graft ekiyorsunuz, anestezinizi nasıl yapıyorsunuz, hastanın ağrısını nasıl en asgariye indirebiliyorsunuz, hastaya saç ekimi hizmetini verdiniz, onun ihtiyacı olan grafti de naklettiniz, sonrasında hastanızı takip ediyor musunuz? Bu hasta saçları çıkıncaya kadar ki süreçte sizinle iletişime devam edebiliyor mu, fotoğraflarını gönderebiliyor mu? Doktor Hamit veya öbür kim saç ekimini yaptıysa hastanın 2. ay, 3. ay, 5. 6. ayki fotoğraflarına yorumlar yapıp hastayla gerekirse bu irtibatı, bu iletişimi sağlıyor mu, kuruyor mu? Bunların hepsi inanılmaz derecede önemli. O yüzden saç ekimine bir ekip gözüyle bakmak icap ediyor. Bu ekibin bütün parametrelerinin çok iyi olması lazım. Sporcular için işte burada bir özel bir hassasiyet devreye giriyor. Çünkü sporcu arkadaş çoğunlukla daha bilinçli bir arkadaştır. Yani bir disipline sahiptir. Sporla ve egzersizle ilgili bir disipline sahiptir. Ama bazı şeyleri hatalı da yapmış olabilir. Fazla miktarda steroid kullanmış olabilir. Anabolizan kullanmış olabilir. Hormon dengesini bozmuş olabilir. Supplement alıyorum diye normalden fazla magnezyum, kalsiyum, çinko, B12 vitamini yüklemiş olabilir kendi vücuduna. Ya da bunlar eksik kalmış olabilir. O yüzden biz sporcu arkadaşlara biraz daha temkinli davranırız. Onun yoğun spor yaptığını hesaba katarak, yoğun bir beslenme programı içerisine girdiğini hesaba katarak, dolayısıyla metabolizmasının normal bir bireye göre daha fazla ve daha hızlı olduğunu hesaba katarak özel beslenme programları çıkarırız, özel tavsiyelerde bulunuruz, özel bazı kan testleri yaparız ve o testlere göre çıkan sonuçların
ideal olan seviyeye nasıl çıkacağını hastaya anlatırız. Gerekirse bu operasyon esnasında özel serumlar takarız. Operasyondan sonra kullanacağı supplementleri değiştiririz veya ilave bir takım supplementler yaparız. Yani eksik kalan vitamin, mineral ve hormon dengesini sağlamak için sporculara normal birisine gösterdiğimizden daha fazla özen gösteriyoruz. Çünkü zaten o hasta grubu da daha dikkatlidir, daha özenlidir, daha elinde bir veriyle ilerlemeyi daha çok sever. Yani birçok hasta mesela çinkoyu bilmez ama hani senin kitlene yani çinko denen bir şey var demeye gerek yok. Veya feritin şudur veya magnezyum şudur veya B12 şudur. Zaten bunları biliyordur. Çünkü zaten kullandığı supplementlerin içerisinde bunların olma olasılığı çok yüksektir. O yüzden ev ödevlerini her şeyden önce ameliyattan önce yapsınlar. Senin kitlene en büyük tavsiyem o. Ameliyat yap, yanlış bir yer tercih edip, yanlış bir yere gidip, saç ekimi yapıp, pişman olup sonradan bunu düzeltmeye çalışmak çok büyük bir hata. O yüzden en önemli tavsiyem bu. Lütfen kararınızı operasyondan önce vermeden önce çok iyi ev ödevi yapın. Çok iyi araştırın. İyi hastane, iyi doktor, tecrübeli ekip, feedbackler, başka hastaların yapmış olduğu yorumlar, başka insanların bu konuda o hekim arkadaşı veya o hastaneyi tavsiye edip etmeyeceği ile ilgili böyle basit ev ödevlerini çok iyi yapmak icap ediyor. Çünkü hastalar şuna aldanıyorlar. Mesela filanca yere gittim diyor. Bana geliyor muayene oluyor veya bizdeki doktora diyelim ki 3500 graft nakledilmesi gerekiyor diye bir karara vardık. Hocam filanca yere gittim diyor. Bana 6000 tane graft ekeceklerini söylediler. Siz 6000 graft nakledecek misiniz diyor. Şimdi burada bir yol ayrımına geliyor Atakan. Ya o hastaya tabii ki biz de sana 6000 ekeriz deyip hastayı kazanmak için yalan söylemek icap ediyor. Ya da ona bak senin öncelikle 6000 graft'e ihtiyacın yok. 6000 graft'i alabileceğimiz dokun da yok. Bunu nakledecek yerimiz de yok. Dolayısıyla rakamlarla seni kandırmak, seni manipüle etmek istemiyorum. Ya da bunu söyleyeceğiz. Evet, doğru olan doğru. İkinci şık. Yani hastanın ihtiyacı olanı. Ama burada hastayı kaybetme potansiyeliniz çok yüksek. Evet. Çünkü senin meslekte de öyle değil mi? Yani hani ben seni 3 ay içerisinde şu noktadan şu noktaya getireceğim deyip hastayı potaya sokup sonra da olmadı diyen bir sürü kitle var değil mi? Sizin için şöyle bir fark var. Zaten akşama kadar klinik full olduğu için, yer bulunamadığı için evet. Siz zaten o yalana hem karakter olarak, kalite olarak şey yapmazsınız, başvurmazsınız. Aynen, hem de aynen, zaten müşteriye aynen. ihtiyacınız yok. Gerçek doktorların hepsi benim davrandığım gibi evet. davranıyor. Yani bu konuda evet. gerçekten bir disiplini, gerçekten 21 altın standarda uyan, bunu kanıksamış, 20 küsür yıldır bu işi yapan bütün hekim arkadaşlar benzer bir tavır sergiliyorlar. Yani hastayı ikna etmek için böyle basit, yani sana çok yüksek graft nakledeceğiz, hiç ağrın olmayacak, bilmem 3 ay içerisinde şöyle olacaksın gibi gerçekle bağdaşmayan şeyler zaten söylemiyorlar. Ben de hayatım boyunca söylemedim, bundan sonra da söylemem. Hastaya hakikati söylemek lazım, doğru olan tedaviyi söylemek lazım. Ama bazen de saç ekim hastası biraz böyle arkadan iteklenmesi gereken bir hastadır. Yani küçük bir cesaret vermek de hekimin görevi. Hasta böyle çok niyetli gibi ama böyle doktor da %10-15 katkıyla ona biraz cesaret verirse saç ekimine çok daha hızlı bir şekilde karar verebiliyor. Finasterid uzun vadede sperm kalitesini kalıcı bozmasına dair bir tecrübeniz oldu mu? Oral olarak alındığında, ağızdan alındığında maalesef kalıcı bir takım yan etkilere de hem finasterid hem dudasterid sebep olabiliyor. O yüzden genel bir kural olarak söyleyeyim. Yani ben hekimlik tecrübeme dayanarak söyleyeyim. Bu konuda riskin yüksek olması ve benim hasta grubunun çoğunlukla doğurganlık çağında olan, yani dölleme yeteneği devam eden, üreme yeteneği devam eden erkeklerden ibaret olduğundan ötürü riskli bir karar olarak görüyorum. Finasteride ağızdan vermek veya dudasteride ağızdan vermek. Ne yapıyorum peki? Finasterid ve dudasteridi bir majistral ilacın içerisine koyup saça direkt uygulamasını tavsiye ediyorum. Bu etkiyi azaltmıyor ama yan etkiyi ortadan kaldırıyor. Çok iyi. Evet. O yüzden çok önemli. Sizin bir şey o yani. Kişisel yazdığınız majistral kür bu değil mi? Evet evet. Yani majistral reçetesi yazıyorum. O bir eczane, onu bir ürüne dönüştürüyor. Yani siz kişiye özel bunu yazıyorsunuz hastaya göre. Evet. Eczanede bunu bir formül haline getirip hazırlıyor. Hazırlıyor. Hasta da onu saçına sürüyor. Hastaya giriyor, hasta evet. da saçına sürüyor. Tamam. Evet.
Yani burada finasteridin yan etkileri konusunda her ne kadar oran azsa da, yani mesela firmalar 1/6 gibi bir orandan bahsediyor ve bunun daha yüksek olduğunu gözlemliyorum. Çünkü hastanın bu ilaçtan zarar göreceği düşüncesi, yani nosebo etkisi, o olasılık hastanın o yan etkilerini daha fazla ortaya çıkarıyor. Hmm. Hasta bunu bilmese belki o yan etkiyle karşılaşmayacak ama bunu bilmesi o yan etkinin ortaya çıkma olasılığını çok fazla arttırıyor. Tabii kesinlikle arttırıyor. Orada bir tabii orada bir şehir efsanesi de var, yani hani böyle finansleri sanki herkes de buna sebebiyet veriyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Vay. Onu yıkmak için en doğrusu onu ilacın içine koymak. Kürde dökülen saçlar geri gelir mi? Alınlığın köşe açılma problemi. O da yaşa bağlı ve miktara bağlı. Şöyle, yani iğneli işlemlerin tamamının saç ekiminin yerine geçmediğini hastalara söylüyorum. Yani diyorum ki sen saçına bir ilaç sürüyorsun veya biz senin saçına bazı iğneli işlemler yapıyoruz. Bu senin artık ömür boyu saç ekimine ihtiyacın olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü yaşla beraber bir miktar kayıp var ve orada elde etmiş olduğun yarar, örneğin sen 35 yaşındaysan ömür boyu seni götürebilir. Yani 35 yaşına kadar saç ekimine ihtiyacın olmadıysa ve 35'inde saç dökme şikayetlerin başladıysa, iğneli işlemlerle bunun kontrol altına alınması ve senin artık saç ekimine hiç ihtiyacın olmaması olasılığı çok yüksektir. Ama 20 yaşındaysan ve saç dökülmesiyle ilgili risklerin ortaya çıktıysa ve bir takım iğneli işlemler falan yapıldıysa, evet 30'unda sana saç ekimi gerekebilir. Bunu söylüyorum hastaya. Yani bu işlemler saç ekimi olasılığını tamamen ortadan kaldırmıyor. Ama hastaya çok güzel bir yararı var. Zaman kazandırıyor. Evet. Yani o süreyi saçla geçirmek gibi bir şansın olmuş oluyor. Öbür türlü üniversitede okuyorsun. Bütün örneğin arkadaşların 21-22 yaşında gösteriyorken sen 33 yaşında gösteriyorsun saçların olmadığından ötürü. Şimdi bu saçları koruyarak kategorik olarak saçlı hasta grubunda kalmak hastanın üniversite yıllarında muhtemelen talep edeceği en değerli şeydir. Evet. Yani o yılları saçla geçirmek, bilmiyorum ama bence parayla bile satın alınmayacak bir şey. Çok değerli olduğunu düşünüyorum. Saç dökülmesinde kombine kullanımı öneriyor mu? İçeriden takviye alımı, dışarıdan bakım demiş. Ya şunu demek istiyor. Saç dökülmesi zaten kombine bir tedavidir. Birkaç tedavinin bir araya gelerek yapıldığı bir tedavidir. Mesela saç dökülme tedavisinde hastaya şu şampuanı kullan ve artık dökülmen ortadan kalkar diyemezsin. Öyle bir şey olmaz yani. Hastanın şampuanına da tabii müdahale edeceksiniz. Yediğine içtiğine de müdahale edeceksiniz. Kan değerlerine bakıp orada düşük bir şey varsa onu da yerine koyacaksınız. Saça da bir takım iğneli işlemler yapacaksınız. Hasta evine gittiği zaman evde de süreceği bir şey olması lazım. Bunlar sanki böyle çok karmaşık bir tedavi gibi görünüyor ama aslında çok sade, çok net tedaviler. Yani örneğin 3 ayda bir saçı dökülen birisi doktora gidip triko IV dediğimiz işlemi yaptırıyor. İğneli işlemler, yani saça hem serum takılıyor hem saça bir takım işlemler yapılıyor. Ve 6 ayda bir ya da 12 ayda bir bu işlemi yaptırıyor. Doktorla ilgili kısım bitti. Akşamları eğer doktor uygun görürse bir kez 1 veya 2 dakika zamanını alacağı bir ilaç sürüyor saçına. Bu da bitti. Beslenmesine dikkat ediyor ve eğer ihtiyaç varsa supplementlerini alıyor. Magnezyumu düşükse magnezyum ilacı alıyor, doktorun yazdığı. B12'si düşükse B12 kullanıyor. Folik asidi düşükse folik asit kullanıyor. D vitamini düşükse D vitaminini yükseltiyor. Bunun gibi kombine tedaviden kasıt bu. Yani doktorluk işlemler ayrı, hastanın evde yaptığı işlemler ayrı. Bir de genel sağlığa çok yararlı olan sağlıklı beslenme gibi, egzersiz gibi, uyku disiplini gibi konularda da artık senin kitlene bir şey söylemeyeyim. Yani sporun onların hayatına neler ne kattığını kendileri zaten çok çok iyi biliyor. Benim öbür kitle, yani sporla maalesef profesyonelce tanışmamış olan kitle de onları da sporla tanıştırıyorum mesela. Yani onların da sporun kendilerine katacağı ve de saça katacağı yararlar konusunda da onları ikna ediyorum. O yüzden aslında bu bir yaşam disiplini. Yani birisi saçına sahip çıkmak istiyorsa hiçbir gıdanın ve hiçbir sebzenin, meyvenin, bitkinin veya hayvansal gıdanın bir hastalığı tek başına tamamen ortadan kaldırmadığı bir gerçek.
Saç için de aynı şey söz konusu. Yani ben hiçbir hastaya bu çörek otu yağını saçına sür, saç fışkıracak diyemiyorum. Çünkü öyle bir ilaç yok. Bu bir yaşam tarzı. Yemene içmene de dikkat edeceksin. Doktora gitmen ve işlem yaptırman gerektiği zamanlarda ona da gideceksin. Serum takılması gerekiyorsa onu da yaptıracaksın. Saç hekimine ihtiyacın varsa saç hekimini de yaptıracaksın. Çünkü zaman değişiyor, şartlar değişiyor ve değişen şartlar değişen tedavi biçimlerini şart kılar. O yüzden saç hekiminin bir yaşam tarzı, yani daha doğrusu saça gösterilen ilginin ve saçı korumakla ilgili tedbirlerin tamamının bir yaşam tarzına dönüşmesi en kolayıdır. Hani sende de şöyle değil mi? Yani salona gel, 15 dakika çalış, çıktıktan sonra istediğini yap ama bu formunu korursun. Böyle bir dünya yok. Değil mi? Yani beslenmene dikkat edeceksin, supplementlerini alacaksın, işte belli antrenman saatleri olacak. Evde bile bazen mesela salona gelemediğin zamanlarda yap. Uyku çok önemli. Her şey çok önemli. Her şey çok önemli. Yani bütün her şeyde olduğu gibi saçta da ben hastaları mümkün olduğunca o disipline yönlendirmeye çalışıyorum. Yani bunun bir yaşam tarzı olduğunu düşünüyorum. Mesela bazen çok ilginç bir şey. Hastaya bir şey soruyorum Atakan. Farkına varıyorum yani IBS, irritable bağırsak sendromu dediğimiz böyle gaz, şişkinlik, kabızlık, bazen ishal ataklarıyla seyreden, sürekli böyle hastanın karnında bir huzursuzluk hissettiği, huzursuz bağırsak sendromu dediğimiz bir sendrom var. Gençlerde çok fazla karşılaşıyorum. Saçını muayene ediyorum. Bunun farkına varıyorum. Ya diyorum ki sende IBS var mı? Şikayetlerini falan dinliyorum. Tipik IBS bulguları, irritable bağırsak sendromu bulguları. Hastanın saçını tedavi ederken bir yandan bununla ilgili bir takım disiplinler, yemesi gereken gıdalar, tüketmemesi gereken gıdalarla ilgili de bir sufle veriyorum. Biraz sohbet ediyorum, biraz notlar aldırıyorum, ses kaydı falan aldırıyorum ona. Buna da dikkat et diyorum. Hasta 3 ay sonra bana geldiğinde saçını unutmuş oluyor. Hocam diyor, bağırsaklarım çok normale geldi, çok fayda gördüm diyor. Niçin? Bunlar hep birbiriyle çok ilişkili olan hususlar. Yani sen hastanın saçını onarırken, tedavi ederken bağırsaklarıyla hiç uğraşmazsan, uykusuyla hiç uğraşmazsan, beslenmesiyle, egzersiziyle hiç uğraşmazsan o hastanın uzun vadeli bir şifa bulması mümkün değil. Eğer uzun vadeli bir şifa murad ediyorsak ki senin kitlenin senin sporuna başlama yaşı 20-22'li yaşlar ama bu vücudu uzun bir süre kullanacak ve bu spora uzun bir süre devam edecek, 30 yıl, 40 yıl. O zaman bu disiplini 30 yıl, 40 yıl boyunca yapabilecek bir formata sokmak lazım. O da nedir? 30-40 yıl boyunca doktora gidemezsin. Ben de istemiyorum zaten 30-40 yıl boyunca hastanın bana gelmesini. 30-40 yıl boyunca sürekli ilaç da süremezsin saçına. Ama yaşam tarzını değiştirerek, iyi beslenerek, spor yaparak, iyi uyuyarak, seni rahatlatacak bir takım yoga, meditasyon, ibadet gibi ruhuna iyi gelecek olan şeylere ağırlık vererek bunu bir yaşam tarzına dönüştürebilirsin. Bu da hem genel anlamda sağlığına hem de saçına çok iyi gelecektir. Hocam ağzına sağlık. Vallahi çok değerli vaktini ayırdın bize. Ya daha birçok soru var ama ya geleceğim çünkü çok kısıtlı vaktin olduğunu biliyorum. Evet. Mutlaka geleceğim Estet İstanbul'a. Zaten yine bu soruları da bırakmayacağım. Bunların da hepsini tekrardan sorup bir video haline getiririz zamanla. Çok keyifli, çok teşekkür bir sohbetti. Ağzına sağlık hocam. Kanca. Ayağına sağlık. Evet. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın. Buraya buradan, kadar geldin. Buradan izleyen hastalarıma da, senin üzerinden gelen hastalara da selam gönderiyorum. Evet. Evet. Hepsine çok selamlar arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.